Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbime şükürler olsun. Bugün de ayaktayız. Yeni bir güne Bismillahirrahmanirrahim dedik ve yola koyulduk. Kızımla beraber. Ne derdin var kızım? Hayır olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. İlknur'la beraber yeni evimize gidiyoruz arkadaşlar. Bugün yine tamirci gelecekmiş. Bugün İnşallah. Kapıcı mı? Maşallah. Yine... Hayır kapıcı değil. Kapıcı gitti arkadaşlar. Elini melini parçaladı gitti. Neydi? Kalorifer. Bir de şey. Ha kaloriförcü. Kalorifer kontrolü gelecek. Peki şeyler Ralph Melda'lar? Onu da aramadı. Ama razı olsun. Çok ilgileniyorlar. Aynen. Saatlerimiz 7:26. Gözümüzü açar açmaz yola koyulduk. Sabah erken kalktım. Çocukların ekmek çantasını yaptım. Eşime ekmek yaptım. Uyumadım. İlknur aradı. Gerçi biz akşamdan planlaşmıştık. Plan kurmuştuk İlknur'la. Anne yarın ben eve gideceğim, geleceğim mi diye. Normalinde ilacımı içip bugün uyumam lazım benim. Ama, ben dedim iç. Evet, İlknur dedi anne iç ilacını gelme dedi. Ben giderim ama arkadaşlar ilaç öyle uyutuyor ki beni. Tansiyon yeter ilacı. Yeter ki de şifa olsun sana. Ya orası öyle de tamam haklısın kızım. Ama elimi ayağımı kesiyor arkadaşlar. O ilacı aldığım zaman benim için gün bitiyor. Gün bitti demek yani. Öyle. Bugün ilacımı almadım. Tabii bir tane tansiyon ilacım değil. Onun yanında birkaç tane daha var. Onu aldım, içtim. Şifa olsun inşallah. Tansiyonumu da kontrol ettim. Diğer ilaçlarımı da aldım. Şimdi ömrümün ilacı kaldı tek. Onu da alırım saati vakti gelince. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Arabanın ışığını yakmıyorum. Çünkü İlknur'u şey dikkatini dağıtır diye. Nerede yanımda yakıldığını bilmediğim için. Sen hiç arabanla ilgilenmiyor musun? Ben yakıldığını bilmiyorum. Ya iki tane. Ya aslında çok ışık var burada. Şurada. Ay! O arkası için. Ha böyle. Aa böyle ay, daha güzel. Ay zannettim şu SOS'e basacaksın. Yok kızım oraya niye basacaksın? Aa böyle daha iyiymiş. Engelliyor mu şu an senin ışık? Yok. Yok. Böyle arkadaşlar. Şurada var. Neyse. Oo, bu daha iyiymiş büyük ışık İlknur. Ya. Öyle. Sen yemek yapmıştın kendini aldın mı? Ya. Müslini. Ya. Half of rotten. Half of rotten. Çiğizam. Alpo vanilla yoghurt. Bir de elma. Elma doğradın içine. Orada mı yiyeceksin? Ya. Bana ne yaptın? Baban yoğurt getirdim. Bana da mı yoğurt getirdin? Kendisine yoğurt hazırladı, bana da yoğurt getirmiş. Düşünceli kızım, Allah razı olsun. Bak şimdi, ışığı hemen kapatıyor çünkü onu şey yapıyor. Hayır, beni rahatsız etmiyor. Şimdi burada radar var. Radar beni çakarsa beni daha iyi endifitiye denir. Allah'ım ya, resmin güzel çıkar. Yani. Neyse kapat ışıklarını, hadi bakalım. Şurası mıydı? Evet, orasıydı. Dün videoda da söyledim arkadaşlar, çok soğuk. Bugün de öyle. Şöyle ufak ufak yine kar yağışları devam ediyor. Şuraya lamba almıştık. Onu banyoya takmış gibi o geçen geldiğinde. Güzel oldu. Büyük. Büyük aldık ama güzel oldu lambası. Çok soğuk arkadaşlar hava. Arabaların camları falan hep şey. Buz. Bu da tam örtülmüyor mu? Tamam şimdi olduk. Evet, İlknur'un kahvaltısı. Ne varmış içinde? Chia tohumu. Half of rotten neydi ya? Half of rotten. Yulaf. Yulaf. Chia tohumu, elma, vanilya sütü yani soya sütü. Bir de şey esmesi almıştım ben DM'den. O bisküvinin ismini söyleyemiyorum. İçine kattım. Çok güzel kokuyor ve çok güzel tadı var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Saatlerimiz 8:45. Daha gelmedi.
8'de gelecekti arkadaşlar tamirciler. Ama hala gelmedi. Bekliyoruz. Allah'tan ki kaloriferimiz yanıyor. Kaloriferi yaktık. Odanın kapısını örttük. Öyle oturuyoruz. İbnur yemeğini de yedi. Bana da yoğurt getirmiş. Ben de yemeyeceğim kızım dedim. Kahvaltı falan da canım istemiyor saat erken olduğu için. Böyle arkadaşlar bayağı bir soğuk var. Bayağı böyle keskin soğuk var. Ya da ev boş diye mi soğuk? Gerçi dışarısı da soğuktu demiştim. Kar yağışı falan var diye. Bayağı bir soğuk. Dışarıda yaşayanların yar ve yardımcısı olsun kurban olduğum Allah'ım. O kadar hayvanlar dışarıda. Gerçi burada öyle dışarıda yaşayan hayvanlar yok arkadaşlar. Hep sahipli hayvanlar var veya hayvanat bahçesinde. Burada dışarıda öyle başıboş kedi, köpek hayatta göremiyorsunuz. Yok yani. Hiç yok. Zaten ben Almanya'ya ilk geldiğimde en çok tuhafıma giden de şeydi. Kedi köpek sokaklarda görmememdi. Hani etrafıma bakıyordum ne kedi var ne köpek. Bir de eşime sormuştum. Eşim de demişti isteyen evde bakabiliyor. Kedi köpek dışarıda yok diye. Sonra ben bu oturduğum yeni evime taşındım. Orada da arkadaşlar parkında oturduğum evim yani mahalle parkında söyleyeyim. Orada da şey yazın hayvanlar, kışın sincaplar var. Yazın da yine sincap ve şey ördekler, kuşlar öyle bayağı bir hayvanlar geziyorlar parkın etrafında. Bir tek onları gördüğümde o zaman işte mutlu olmuştum. Hani ördekleri falan gördüğümde kedi köpek yokken ördek görmek de bir tuhafıma gitmişti. Öyle yani. Dışarıda yaşayan hayvanların da Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kimsesizler var. Cidden biz bu halde üzerimizde çatı olduğu halde üşüyoruz. Düşünün yani. Bakın benim üzerim giyinik. Kaloriferi yaktık. Yine de soğuk diyoruz. Şimdi kamerada neyi fark ettim? Şuram bakın kırmızı. Kırmızı olan ne? Bundan önceki bir videoya bakın. Kırmızı olan ilk Nur beni buraya gelirken alnımdan öptü. Gel anne seni bir öpeyim dedi. Buramı ruj yapmış. Daha yeni fark ettim. Diğer videolarda var. Orada fark etmemiştim. İşte kız çocuğu. Yapacak bir şey yok. Durup durup anne öpeyim seni. Anne sarılayım. Ay. Rabbime şükürler olsun. An itibariyle Hamburg'da kar yağışımız başladı. Yok ellemiyor. Evet, lavabomuz geldi. Bu ev sahibinin bize verdiği lavabo. Şimdi şurası şey olacakmış, silikon çekecek kenarlara. Yani gördüğümüz gibi. Mutfak çok küçük. Çok küçük. Burada böyle duvarlar ve şöşeler. İşte bak. Şöyle, burada ne kaldı şimdi? Şöyle karşıdan çektin mi? Dur kızım. Şöyle çektin mi? Bak kapıyla bayağı bir şey oluyor, çarpışıyor. İşte o yüzden buraya dolap yapamıyoruz. Arkadaşlar videoda da söylemiştik. Şuranın aralığı. Bütün tezgahlar 60 santim. Mutfak tezgahları. Bizim bu duvarda 35'ti değil mi İlknur? Şey 35 veya 36 arkadaşlar. Bakın şurası da şöyle. Yani bir de böyle bir şey var. Buraya ne sığacak? Buraya ne sığacak? İşte lavabo büyük İlknur. Lavabonun kendisi de büyük. Bunu tezgah olarak düşün. Elimi. Ama bizim evde şey... Bu da vardı değil mi? Bir dokunuyorsun yere kalın. Hayır kızım yok öyle bir şey ya. Şu duvar işte. Şu duvar. Dar olduğu için mutfak dolabı buraya olmuyor. Ama bu duvar ek yapıldı çok belli. Nasıl ek ya? Ekstra yapıldı bu duvar. Şuradaki boşluktan ya, değil mi? Boş. Ya. Elinle vurduğu zaman boş ses çıkıyor, doğru.
Şu da sanki ya. Hani bu duvarı çıkarsak evin metrekaresi açılır. Genişler. Zaten o zaman da buraya normal bir dolap tezgah gelir, 60 santimlik. Bunu sanırsam bu şeye, lavaboya ilk Nur şeye, banyoya koymuşlar. Değil mi? Adam bu kokudan bahsetti. Ne kokusu? Silikon da öyle kokabiliyor. Canıma ben için gelmişti ya da ne dedim ya, o şey lavabonun üstünü ört yoksa pis kokabilir onu açarsan. Demek ki lavabo. Evet evet, olabilir. Olabilir kızım. Şu suyu ben yeni gördüm, şu su birikintisini. Tabii ağaçlar, yapraklar dökülünce meydana çıktı hepsi. Neyse, bekleyelim bakalım. Gelsin şunu da şey yapsın arkadaşlar. Şuraya silikon yapacak. Dediğim gibi bakın, şöyle baktınız mı? Nasıl gösterebilirim? Bakın nasıl dar şu karşıdaki duvar. Eğer ki normal bir mutfak yaptırırsak da böyle kapıyı yarıdan yarıya alıyor içeri. Ah, buradan bayağı gözüküyor. Bayağı gözüküyor. Neyse, buraya artık bilmiyorum nasıl olacak. Evet. Saatlerimiz 11'e geliyor arkadaşlar. Bu saatte anca bitti. Kaloriferler tamir oldu. Boruları sallanıyordu. Onlar bir sabitleştirildi. Bir de mutfağa lavabo geldi. Size anlattığım gibi işte lavabonun mutfağın ölçüsünü tekrardan alın dediniz. 35 santim tezgah olmaz diye. Kendimiz aldık ölçüyü diye. Sizler çok yorum bıraktınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim uyardığınız için. Ama size burada gösterdim. O duvar ekstradan yapılmış ve içeri alınmış bir duvardı. O tezgah gelecek duvar. Sizler de gördünüz. Ekstra bugün o yüzden geldim ki o duvarı çekmek için. Çünkü çok çok yorum aldım. Değerli yorumlarınız için tekrardan teşekkür ederim. Hepinizin uyarısını, yorumlarını öne alıyorum, dikkate alıyorum, önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü değerli yorumlarınız, çok önemli yorumlar bırakıyorsunuz. Dikkat edilecek şeyler, çok teşekkür ederim. Bir de bana Instagram'dan birkaç yorum geliyor. Bu hani bir videomda demiştim ya, 15 bin euroya bir takipçim kızımın mutfağını yaptırıyor diye. Yani videolarımı izlemeden direkt bana oraya yorum bırakıyorsunuz. Ne söylüyorlar, ne söylüyorlar biliyor musun? Ayıp değil mi? Sen neden o 15 bin lirayı aldın? Ne kadar paraya muhtaç olan kişiler var? O para size olmamalıydı, olmazdı. Bir diğer yorum da evi geri veriyorsun, mutfağı yaptırmıyorsun. Takipçinden aldığın 15 bin euro ücreti ne yapacaksın? Ne yaptın? Gibisine birçok yorum geliyor. Ya arkadaşlar, lütfen şu videoları izleyin. Zaten söylüyorum da, video içeriği hakkında yorum bırakırsanız sevinirim diye. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Şunu belirteyim. Bana hiçbir takipçim para göndermedi. 15 bin euroyu bırakın, 1 sent dahi gelmedi. Öyle bir şey yok. Onu ben bana yorum yazan takipçi için söylemiştim. Çünkü takipçim benimle resmen dalga geçti bizimle. Yorumunda şöyle söylemişti. İşte sen neden kızına öyle ucuz mutfak yaptırıyorsun? Hem gençler, bırak kendileri seçsin, beğensin. Hem de daha güzel, daha markalı şeyler al. İKK'ya geldik değil mi? İşte sonra benim kızlarım, yeğenlerim, bilmem komşular, akrabalar, kızların hepsi 20 bin euroluk mutfak yaptırıyor. Niye bu kadar kısıtlıyorsun İlknur'u diye çok yorum geldiydi. Yani o bayan söyle. Evet. İşte İlknur orada şey vardı, park yeri. Şimdi yerine gideceğim. Ha, direkt kapıya mı gideceksin? Ya. Tamam.
Yani arkadaşlar öyle bir yorum gelmişti. Ben o yorumun üzerine yaptım. Hatta demiştim bu kadar yüksekten uçmayın. Alt tarafı bir mutfak, yani benim kendi evimin mutfağı da topu topu eve getir götür taktır. 3000 mi 3200 mi ne mal olmuştu. Hem de Pocodomine'nindi. Yani bu bayanın yorumunun üstüne ben o konuşmayı yapmıştım. Ev hediyesi verir gibisine, hani 15 bin lira az bir miktar mı? 15 bin lira ne yani, anlamadım ki. Yani nerede yaşıyoruz arkadaşlar? Hele de bu zamanda, bu devirde para o kadar değerli, kıymetli, bir de hasiyeti de yok. Evet, her şey çok pahalı, anlıyorum ama benim 15 bin lira bir mutfağa verecek param yok. Yok, kızımın da yok, benim de yok. Zaten ilk dur 15 bin liraya yapmam. 15 bin liraya bir mutfak alsa zaten ben söylerim, uyarırım onu. İlknur değmez. Zaten hani arkadaşlar dediğim gibi benim mutfağım da 3 bin liralık bir mutfak. Aynı işi görüyor. Yani önemli olan mutfak başında olan kişi, dolap kendisi değil. Yani onu kullanabilmek, değerlendirebilmek, ağız tadıyla bir şeyler pişirebilmek. Annelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz gaz ocağında yapardı. Çok eskilere gittim şimdi ben. Gaz ocağında yapardı. Benim rahmetli annem tüpte yapardı, ocakta yapardı. Mutfak dolapları bile yoktu. Raftı bizim. İlk köprüye çıkacaksın kızım. Raftı arkadaşlar. Dolap da yok yani. Dolaplar çok sonra çıktı. Burasıydı. Hayır, yukarı. Ben burasıydı. İyi, hadi bakalım. Ben mi yanlış biliyorum? Evet. Ha, ters yönden geldik. Evet. Tamam, evet. Aynen. Yani arkadaşlar bu kadar yüksekten uçmayalım. 15 bin az bir miktar değil. Benim annem zamanında, rahmetli annem, leğende çamaşır da yıkadı. Çamaşır makinesi yoktu. Buzdolapları yoktu. Tavanlara mı ne asıyorlardı? Öyle anlatırdı rahmetli annem. Etleri, yiyecekleri korumak amaçlı etleri kavururlardı. Direkt kısım. Yani ben o yorumu o yüzden, o başlığı o yüzden aldım arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Öyle bir miktar yok. Zaten öyle bir miktar gelse bile kabul eder miyiz? Kabul etmeyiz arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Evet. İlknur geçiş yapamadı, bir kişi vardı. İlknur diyor sen geç, İlknur diyor sen geç. En iyisi İlknur geçsin. Hadi bakalım. Sigortamıza da geldik. Burada da işimizi halledelim. Yine takvim alalım. Takvim mi? Yoksa. 2024 senesini. İlknur'u tek gönderdim. İlknur dedi anne gel sen de dedi ama yok ben gelmeyeceğim kızım dedim. Resmen böyle uyukluyorum arkadaşlar, sabah çok erken saatte çıktık yola. Dediğim gibi saat de 11'e geliyor sanırsam. Böyle gelsin bakalım, ondan sonra eve geçiş yaparız, biraz dinlenirim evde, ondan sonra akşam yemeğine bakalım Rabbim ne verdiyse onları pişiririz. Evde birkaç erzağım var, onlara bakarım. Yani arkadaşlar gelen yorumlar evet hoş güzel yorumlar ama bazı yerlerde de sanki saçmalanıyor gibi. Neden? Çünkü videoyu izlemiyorlar. İzleseler, hem söylüyorum da video içeriği hakkında yorum bırakın diye, izlemeden direkt pat diye yazıyorlar. Bir de yazdıkları zaman o kadar kırıcı konuşuyorlar ki hiç düşünmüyorlar ki karşı taraf ne düşünür, ne söyler diye. Yani bir de ben kendimi bilmeyen bir kişi olsam tamam diyeceğim, ben o parayı aldım kabul ettim diyeceğim ama ortada öyle bir miktar yok. Öyle bir para yok yani. Öyle. Ne diyeyim ki? Rabbimden hayırlısı arkadaşlar. Daha mutfak dolabı falan yaptırmadık. Almadık. Bakmıyoruz. Şu an beklemedeyiz. Bir şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz zaman gerekiyor. Dediğim gibi böyle tamir işlerini falan da bıraktık. Boyaydı, badanaydı. Hepsi şu an kalıyor. Beklemede. Bakalım hayırlısı olsun. Birkaç yorum gelmişti bana, yorumlarda da şey denilmiş, Emine o ev sana çok uzak, hani kızın evi çok uzak,
kızı hani yanında bir ev olsaydı, İlknur yanında olsaydı senin için iyi olurdu. Yarın bir gün damat da gelecek. Hani daha iyi olurdu diye. Yalnız kalmazlardı diye yorumlar geliyor. Evet haklısınız. Ben de o düşüncedeyim ama evi bulamadık arkadaşlar. Kaç sene, 1,5-2 sene olacak. Ev arıyoruz ama çıkmıyor. 1,5 sene olacak. 2 sene değil. Ama ev çıkmıyor. En sonunda bu ev çıktı. Çıkan evler vardı ama hoşumuza gitmiyordu. Semt olarak, metrekare olarak, fiyat olarak, hani kirası olarak hoşumuza gitmiyordu. Bu bizim için çok uygundu. Hem fiyat hem de semt diyemeyeceğim çünkü bana çok uzak. Düşünün yani sadece 45 dakika, 1 saat yol sürüyor. Evet, İlknur geldi. Mi kızım işine? Ya, babamın kağıdını da aldım. İyi, çok şükür. Ev olayı beni çok küsur ediyor ama. Ev olayı mı? Nasıl? E-mail yazacağım. Neyse arkadaşlar, bizler videomuzu kapatalım burada. Saatlerimiz 11'i 12 geçiyor. Şimdi eve geçeriz. Ufak bir kahvaltı yapar mıyız bilmiyorum. İlknur orada yedi yemeğini de ben yemedim. Eve geçer, hem ilaçlarımı alır ve dinlenirim. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.